Eski gücünü yavaş yavaş yitiren Osmanlı, Batı'ya karşı üstünlüğünü kaybetmesi sonucu orduda yenilikleri zorunlu gördü. Bu yenileşme girişimi 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan getirilen askeri uzmanların öncülüğünde başladı. Bir zamanlar askeri teknoloji alanında öncü olan Osmanlı ordusu artık rakip silahlarının peşindeydi. Tüm bu ıslahat programı çerçevesinde yurt dışından gelen yabancı uzmanların bir kısmı için casusluk iddiasında bulunulsa da devlet bu yöndeki kararından vazgeçmedi. Ve bu uğurda birçok yabancı komutanla görüştü. Ve en sonunda 1716 yılında Avusturya kuvvetlerinin bir kısmının kumandanı olarak Osmanlılara karşı savaşan geçimsiz ama bir o kadar da zeki bir komutanla payitahtın yolları kesişti. Modern savaş tekniklerini kullanan bu adam uzun menzillere bomba atan Humbara adıyla adeta bütünleşti. Humbaracı Ahmet Paşa. Claude Alexander Comte de Bonneval 1674 yılında Fransa'nın Köse şehrinde dünyaya geldi. Ailenin en küçük erkek çocuğu olduğu için kiliseye verilmişti ve 11 yaşına kadar Cizvit Mektebi'ne gitti. Fakat okuldaki katı disipline daha fazla dayanamayarak asker olmak için donanmaya başvurdu. Bu alanda o kadar başarılıydı ki henüz 13 yaşında İngilizlerle yapılan bir deniz savaşına katıldı ve devlet nezdinde takdir belgesiyle ödüllendirildi. Comte de Bonneval 1698 yılında ordu içinde yaşadığı bir tartışmadan dolayı donanmadan ayrılarak kara kuvvetlerine geçti. İtalya ve İspanya ile yapılan kara savaşlarında büyük başarılar elde etse de 1704 yılında Fransız Kralı 14. Louis'i eleştiren yazılar yazması ve ayrıca ordu içinde usulsüzlük yaptığına dair dedikoduların yayılması ordudan atılmasına neden oldu. Bu yüzden Paris'ten kaçarak Fransa'nın o sırada düşmanı olan Avusturya'ya iltica etti. Avusturya'da Prens Eugen'in himayesine giren Bonneval bu hareketinden dolayı Fransa'da idam cezasına çarptırıldı. Fransa'ya karşı içindeki intikam hisleri o kadar fazlaydı ki görev yaptığı Avusturya ordusuyla Fransız kuvvetlerine karşı müthiş başarılar gösterdi. Devamında rütbesi yükseltildi ve hatta imparator müsteşarlığına kadar getirildi. Bunun yanında Osmanlıların mağlup olduğu Varadin Savaşı'nda da önemli roller üstlendi. Başka bir ülkenin ordusunda harikalar yaratan bu komutan için gelen tepkiler sonunda yeni kral 15. Louis onu affetmek zorunda kaldı. Bu affın ardından Fransa'ya dönüp kısa süren bir evlilik yapan Bonneval tekrar Avusturya'ya işinin başına geçti. Fakat bu sefer de Prens Eugen'le tartışarak görevinden azledildi. Hatta bununla da kalınmadı ve üstüne bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye olduktan sonra artık Avusturya'da kalamayacağını anlayan Bonneval, 22 yıl hizmet verdiği ülkeden kaçıp İspanya ve Leistan'a sığınmak istedi. Ancak buralarda da kabul göremeyince Venedik'e gitmek zorunda kaldı. En sonunda Venedik'te de kendini güvende hissetmeyen Bonneval, 1729 yılında Saraybosna'ya gelerek Osmanlı'ya sığındı. Hayali bu sefer Osmanlı ordusuyla Avusturya'ya karşı savaşmak ve Macar prensi olmaktı. Avusturya ordusundayken Osmanlı'ya karşı birçok kez savaşmıştı ve birçoğunda da galip gelmişti. Bu nedenle Osmanlı ordusundaki eksiklikleri çok iyi biliyordu. Bonneval'ın Saraybosna'ya geldiği yıllarda Osmanlı ise lale devrini yaşıyordu. Savaştan olabildiğince uzak durmaya çalışan Sultan 3. Ahmet, Bonneval'ın gelişine hiç de sıcak bakmamış, kendisiyle temas kurmaktan kaçınmıştı. Hatta birçok kez görüşme taleplerini bile reddetmişti. Bu durum karşısında telaşa kapılan Bonneval hem Avusturya'ya iade edilmesini engellemek hem de geleceğe yönelik planlarını hayata geçirmek için İslamiyet'i kabul etti. Ve padişahın adı olan Ahmet adını aldı. Artık sarayla görüşme fırsatı yakalayacağını düşünen Bonneval, yani yeni adıyla Ahmet, bu sefer sultanın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan patronu Halil isyanına takıldı. İsyandan sonra tahta geçen Sultan 1. Mahmut aslında tam da Bonneval'ın istediği tipte bir hükümdardı. Yeni padişah dışa karşı barış siyasetini sona erdirmiş ve askeri alanda ıslahatın şart olduğunu bildirmişti. Osmanlı artık savaş meydanlarında sadece cesaret ve kahramanlığın yetmediğini biliyordu.
Vakit kaybetmeyen Bonneville, saraya sunduğu askeri ıslahat raporunda da bu konuya değindi. Eğitim, disiplin ve maaşlarla ilgili doyurucu bilgiler verdi. Sadrazam Topal Osman Paşa rapordan o kadar çok etkilenmişti ki raporu padişaha sunmuştu. Devamında da Ahmet İstanbul'a çağrıldı ve Beylerbeyi rütbesiyle Humbaracı Ocağı'nın başına getirildi. Padişah kendisini Humbaracı Ocağı'nı düzenlemekle görevlendirmiş olmasına rağmen bunun yetmeyeceğini ve askeri yeniliklerin ekonomik ve sosyal reformlarla da taçlandırılması gerektiğini vurguladı. Humbaracı Ahmet Paşa'nın fikirleri 1. Mahmut tarafından da takdir ediliyordu. Böylece Ahmet Paşa'nın nüfuzu İstanbul'da iyice arttı. Üsküdar'da ikamet etmesi için büyük bir konak tahsis edildi. Tarihler 1729 yılını gösterdiğinde Osmanlı'daki ilk topçu okulunu kurdu ve bu okulda topçu subaylarına matematik dersleri verdi. Bir taraftan Humbaracı Ocağı'nda topların dökümü ve askerlerin yetişmesi için çaba gösteren Ahmet Paşa, bir taraftan da sadrazam müşaviri sıfatıyla devletin dış politikasında etkili olmaya çalıştı. Osmanlı ordusunun ıslahatında son derece başarılı olan Humbaracı Ahmet Paşa, devletin gerileme sebebini bürokrasinin batıdaki gelişmelere karşı kayıtsız kalmasına bağlıyordu. Yazdığı pek çok raporda da devlet yetkililerini bu konuda uyarmayı da ihmal etmiyordu. Rusya'nın 1737'de Azak Kalesi'ni kuşatması ve Osmanlı ordusunun Rusya üzerine yürümesi iplerin kopmasına neden oldu. Devamında Avusturya'nın da Osmanlı'ya savaş ilan etmesi, Ahmet Paşa'nın uzun zamandır beklediği intikam fırsatını doğurmuştu. Kısa bir süre sonra Mehmet Paşa, Avusturya'ya karşı yapılan savaşta Ahmet Paşa'yı da yanında götürdü. Fakat bu süreçte Mehmet Paşa ile ters düşmesi ve Humbaracı maaşlarının tam ödenmesi için sadrazama karşı sert tavırlar almasından dolayı sıkıntılar başladı. Sefer dönüşü Avrupa politikası hakkında görüşlerinin isabetli olmadığı kanaatiyle Ahmet Paşa saf dışı bırakıldı. 1738'de çok sayıda askerin maaşının kesilmesi ve ocağın nizamının bozulmasıyla ortalık iyice kızıştı. Silahtar Mehmet Paşa ile girdiği tartışma sonucu Ahmet Paşa Kastamonu'ya sürgün edildi. Bu olayın ardından kurduğu okul ve öğrencilerin ödenekleri kesildi. Ancak silahtar Mehmet Paşa'dan sonra göreve gelen yeni sadrazam Humbaracı'ya tekrar teklifte bulundu. Bir yıl sonra görevine tekrar geri döndüğünde Humbaracı Ocağı'nın başına getirildi ve hayatının sonuna kadar görevini sürdürdü. Bir taraftan da Avrupa'daki siyasi gelişmeler hakkında devlete rapor verme işini devam ettirerek siyasi alandaki yerini korudu. Ömrünün sonlarına doğru vatanına duyduğu hasreti, kardeşine yazdığı mektuplarında da dile getiren Ahmet Paşa, Fransa'ya dönmeye çalışsa da başarılı olamadı. Savaş, barış, iltica ve sürgünlerle geçen bir ömrün sonunda, tarihler 14 Mart 1747'yi gösterdiğinde Humbaracı Ahmet Paşa İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.